gerçek kişiler için 3 aylık, şirketler için 6 aylık mevduat koydular. Ağırlıklı kısmını herhalde gerçek kişiler mi oluşturuyor bilemiyorum. Yani yama üstüne yama yaptılar. İlgi görmeyince şirketleri kattılar. İlgi görmeyince yurt dışında mevduatı olan yurttaşlarımızı kattılar. Nereye ulaşacak bilmiyorum ama sonuçta 3 ay dolduğunda vatandaş herhalde eline geçen parayı görecek. Yani banka ne faiz verdi, üstünü hazine ne kadar tamamladı ve sonra da onu dönüp enflasyonla kıyaslayacak. Ve net olarak görecek ki enflasyonun altında ezilmiş vaziyette. Yani dolayısıyla bu kur korumalı mevduatın ikinci bir tekrarının olma ihtimali de pek görünmüyor. Ondan sonra da insanlar kendilerini enflasyona karşı korumak için tekrar dövize yönelecekler. Böyle bir tehlike maalesef var. Ve bu enflasyon hakikaten demin de Oğuz Hoca ile konuşurken belirttim. Şubat ayında 60 basamağına, Mart ayında da 70 basamağına çıkma ihtimali çok güçlü bir enflasyon, bir yapışkan enflasyon. Üretici fiyatlarında çok ciddi stok birikmiş vaziyette. Onlar tüketici fiyatlarına ister istemez yansıyorlar. Bunu tabii biraz da bölgesel farklarla yaşıyoruz Garo Bey. Biraz onu konuşalım. Arkadaşlar bir grafik getirsinler. Yani TÜİK'in verileriyle bölgesel rakamlara da ulaşıyoruz. Türkiye ortalaması 47.8. Ama bazı bölgelerde %50'leri çoktan aştı. Mesela bu veriye bakarsak Trabzon bölgesi, Trabzon ve etrafındaki iller %56'ya yaklaşmışlar. Yine Karadeniz'e ait Orta Karadeniz, Kastamonu, Çankırı, Sinop %56'ya yakın, 55,5. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya. Yani Karadeniz bölgesi zaten %55 enflasyonla tanışmış vaziyette. Ondan sonra Doğu Anadolu'ya geliyoruz. Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan %54 dolayında. Urfa, Diyarbakır sizin milletvekili olduğunuz bölge %52 dolayında. Oralarda, bölgelerde nasıl yaşanıyor enflasyon? Ne diyorlar? Beklentileri neler? Mustafa Bey, yoksul illerde, yoksul mahallelerde enflasyon çok daha vahim bir şekilde karşılanıyor. Çünkü şunu düşünelim, zengin bir kişinin yani doları var olabilir, geliri olabilir. Enflasyondan tabii ki yakınıyor ama hani sonuçta aç açıkta kalmıyor. Ama yoksul mahallelere baktığımızda halkın enflasyonunun hem ben %100'e yakın olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ENAK zaten bu noktada belirledi. Yani ben de çarşıdan, pazardan alışveriş yapan birisiyim. Ve geçen yılın listeleri elimde, bu yılki listelere göre baktığımda halk neye para harcıyor? Lüks şatafata değil, gıdaya para harcıyor. Bence gıdada ortalama enflasyon %100. Yani zeytinyağında, ayçiçek yağında %180 zam var. Diğer pek çok, mesela bak, fasulyede, nohutta... Garo Bey, bunu TÜİK de teslim ediyor. O listeyi getirir misiniz arkadaşlar? %100 fiyatı aşan maddeler şeyi var, listesi var. Doğru. Bakın burada da görüyorsunuz, patlıcan bir ayda %54.9 artmış. Bir ayda. Evet. Geliyorsunuz margarin 8.6. Yıllığına bakalım, pardon. Yıllığına bakalım. Patlıcan %166. Düşünebiliyor musunuz? Margarin %126. Patates %123. Geliyorsunuz salatalık %111. Nohut %109. İşte Mustafa Bey, bu halkın enflasyonuna baktığımızda halk gıdaya para harcıyor. Gıdada ortalama %100 enflasyon var. Kiraya evet. Para harcıyor. Evet. Kiralar da, yani mal sahipleri kiralarında neredeyse %100 yakın zam yaptılar. Yani tabii ki eski kiracılar belki bu kadar zam görmediler ama yeni kiracı %100 yakın zam var. Faturalara bakalım. Elektrik faturaları ikiye katlandı. Ulaşım maliyetlerine %70, %80 zam geldi. Şimdi buna baktığımızda halkın aldığı, yani tükettiği, mecburen tükettiği her şeye %100 zam geldi. Ama halkın aldığı zam ne? %20, %30. Çok şanslıysa o da. Bakın ne oluyor? İşte efendim, motokuryelere %10 zam vermeye kalkıyor o şirketler.
Botokurye isyan ediyor. Arkadaş diyor, Ayşecek yağına %200, %150 zam geldi. Sen bana nasıl %10 zam verirsin diyor. Bu yüzden isyan ediyor. İşte halkın alım gücü de Mustafa Bey düşünce ne olur? Talebi de düşer. Ya aç kalır, isyan eder ya da talebini düşürür. Talebini düşürecek yerde kalmadı ki. Zaten makarnayla, pilavla, mercimekle hayatını geçirmeye çalışıyordu. Eti ayda bir sefer ya alabiliyordu ya alamıyordu. Şimdi onu da alamıyor. Bunun bedelini kim ödüyor? İşte en çok da çocuklarımız ödüyor Mustafa Bey. Yani düşünebiliyor musunuz? Çocuklar et yiyemezse, yumurta yiyemezse, süt içemezse ne olur? Gelişemezler. Hem zihni olarak hem beden olarak gelişemezler. İşte böyle bir yoksullukla karşı karşıyayız. Bu açıdan halkın enflasyonuna bakalım. Halkın enflasyonu şu anda %100 ve aymaz iktidar. Az önce siz söylediniz, iktidar çok da umursamıyor dediniz. Çok haklısınız. Çünkü saraylarında oturuyorlar. Gerçekten etraflarında büyük bir şatafat içinde yaşayan kitle var. Bunlar da efendim hayatı böyle zannediyorlar. Her şeyi dört dörtlük zannediyorlar. Halktan kopmuş durumdalar. İnanın AKP'li vekiller çarşıya pazara çıkamıyorlar. Büyük bir isyanla karşı karşıyalar. Diyorum ki gidip bunu Tayyip Erdoğan'a anlatsanıza. Bana diyorlar ki sıkıysa sen anlatsana diyorlar. Onlar çünkü etrafındaki dal kavuklar her şeyi dört dörtlük efendim diye anlatıyorlar. Sıkıntı burada. Elektrik faturasının iki katına çıkması. Bakın elektrik, doğalgaz, su ve internet faturalarının toplamı 1500 liraya çıkmış durumda şu anda mütevazi bir hanede. Yani 700-800 lira doğalgaz geliyor en azından. 400 lira elektrik geliyor. 100 lira su. 150 lira internet dediğiniz zaman 1500 lira. Ya yani 4250 lira alan bir hanenin 1500 lira faturaya vermesi, 2000 liraya kiraya vermesi durumunda geriye 700 lira kalıyor. Güne bölseniz 20 lira kalıyor. Yani her gün makarna yese bile yetmiyor. Bir de Mustafa Bey çok ilginç bir durum oldu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücret daha işçinin cebine girmeden açlık sınırının altına düştü. Ne yaptılar? Aralık ayının 20'sinde Cumhurbaşkanı alayla valayla asgari ücreti 4250 lira yapıyorum dedi. Değil mi? Ne oldu sonucunda? Evet, millet biraz sevindi o anda ama sonra gelen fahiş zamlarla ocağın birinde elektriğe zam yaptı, doğalgaza zam yaptı, iğnene ipliğe her şeye zam yağdı. İşçiye 1 Şubat'ta, işçi 4250 lirayı 1 Şubat'ta cebine bir koydu ki asgari ücreti açlık sınırının altında. Bu daha Ocak ayı. İşte biz bunun için dedik ki asgari ücret 3 ayda bir belirlensin. Çünkü 4250 lira şimdi açlık sınırının altına düştüyse bu ne demektir? Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz'da, Eylül'de iyice bir sefalet ücretine dönüşecek. Bu açıdan en azından işçinin, memurun, emeklinin bu enflasyondaki fahiş artışlara karşı korunması için İşçi, memur, emekli maaşlarının 3 ayda bir belirlenmesi lazım. Asgari ücret de 3 ayda bir belirlensin. Aksi takdirde derin bir yoksulluk geliyor. Alım gücü düşecek. Alım gücü düşünce esnaftan mal alamayacak yurttaşımız ve stagflasyon sarmalına gireceğiz. Bunun farkında değiller. Garo Bey, acaba Haziran ayında Erdoğan yeni bir asgari ücret tespitine gidebilir mi? Gitmek zorunda kalacaktır Mustafa Bey. Ben Haziran ayında da kalmayacağını düşünüyorum. Yani bu isyan Mart ayında büyüyecek. Biz diyoruz ki 3 ayda bir belirleyin. Ama ben gitmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Çünkü bakın biz 2015 yılına kadar, ya o zaman enflasyon da 8-10 filandı. 6 ayda bir asgari ücret belirleniyordu. Sonra dediler ki ya biz enflasyonu 8'e 10'a düşürdük. Gerek yok, yılda bir yapalım dediler. Büyük bir itiraz da olmadı. Enflasyon çok fahiş olmadığı için. Ama şimdi resmi enflasyon bence Mayıs ayında %65-%70'e doğru gidiyor. Yani resmi enflasyondan bahsediyorum. Halkın enflasyonu %150'ye doğru gidiyorsa siz bunun karşısında sen bir yıl daha aç açıkta bekle yapamazsın. Çünkü halk için bıçak kemiğe dayanmış demiyorum. Bıçak kemiği geçmiş durumda. Dün Doğu Beyazıt'ta gördünüz. Halk spontane olarak isyan etti. Antalya'da, efendim Bodrum'da, diğer şehirlerimizde halkın büyük itirazları var. Hakkari'de, Yüksekova'da, Gever'de insanlar isyan durumunda. Ben bu isyan dalgasında büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü %1 hala bakın keyfi yerinde. Onlar da mutsuz, onu söyleyeyim. Ama keyfi şu anlamda yerinde. Ekonomik olarak kaybetmiyor. Çünkü varlığı dolardaysa, şundaysa, bundaysa bir kaybı. Ama %90 şu anda büyük, derin bir yoksulluk yaşıyor. Halkın yarısı ise bence açlıkla karşı karşıya. Yani ya kirasını, faturasını ödeyecek, ya çocuğuna ekmek yedirmeye çalışacak. İşte bu ekmek davasıyla karşı karşıyayız şu anda. Peki Garo Bey, biz bunu böyle konuşuyoruz ama sonuçta bir takım seçim anketleri falan yapılıyor. Burada yani bu yoksulluğu, bu yüksek enflasyon belasını AKP'ye oy verenler de yaşıyorlar. O zaman deniyor ki yani bu yüksek enflasyona rağmen bu seçmen sadakati nedir?
Yani böyle bir şey var mı? Bu nereye doğru evriliyor? Orada bir gözlemleriniz var mı? Tespitleriniz var mı? Mustafa Bey, elbette sosyolojik sebepler var. Yani iktidarı kendi mahallesi olarak gören ve Erdoğan şu duyguyu yarattı. Ben kaybedersem siz de kaybedeceksiniz dedi. Ve geçmiş korkuları depreştiriyor. Yani işte efendim, kimliğinizden dolayı, inancınızdan dolayı mağduriyetle karşı karşıya kalacaksınız diyor ve buna inandırıyor. Ama şu var, bu aynı zamanda bizim de eksikliğimiz. Yani çuvaldızı kendimize batıralım. Muhalefetin de ben bir eksikliği olarak görüyorum. İnanın 2001 yılının şartlarını yaşıyoruz neredeyse. Yani 2001 yılında derin bir kriz yaşamıştık. Onu bile geçecek duruma geleceğiz yakın zamanda. 2001 yılında ne olmuştu? İktidar %1'e düşmüştü o zamanki Ecevit, ANAP, Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli'nin kurduğu iktidar barajın altında kalmıştı. Ve o zaman AKP çıkmıştı oradan. Şimdi önemli olan, bu iktidarın gittiği yanlış yolu artık söylemenin ben bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Halka huzur ve refah vaat eden, herkes için özgürlük, herkes için refah diyen bir programı hep beraber önümüze koymalıyız. Biz HDP olarak çok önemli bir program üzerine çalışıyoruz ve yakın bir vadede sunacağız. Yani yurttaşlarımıza huzur ve refah vaat eden bir program üzerine çalışıyoruz. Ve bunun da yolunun demokrasi krizini çözmenin aynı zamanda ekonomik krizi çözmek anlamına geleceğini söylüyoruz. Yani kaynaklar eğer ki savaşlara gidiyorsa, aşırı güvenlikçi harcamalara gidiyorsa, yandaşlara gidiyorsa, bu kaynakları oradan kesip halka doğru aktaracak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Ve tabii ki rasyonel ekonomi politikalarına dönmeye ihtiyaç var. Emekten yana, kadından yana, ekolojiden yana bir ekonomik düzen mümkün. Mesela düşünün ki yalnızca elektriği, elektrik faturalarına isyan var ya, 5 yandaş müteahhitin bütçeden 100 milyar lira gidiyor. Bu 100 milyar TL'yle ben tüm yurttaşlarımıza ihtiyaç sınırına kadar elektriği ücretsiz sağlayabilirim diyorum. Böyle bir sistem mümkün. İhtiyaç sınırına kadar. Ama bu konuda da kanun teklifi verdik. Gelin dedik, elektriği, suyu, doğalgazı, interneti ihtiyaç sınırına kadar tüm haneleri ücretsiz yapalım. Bu mümkün. Ama onlar 5 tane yandaş müteahhiti tercih ediyorlar. İşte bütün bunları halka daha etkin bir şekilde anlatacağımız bir düzleme gitmeliyiz. Ama iktidar ne yapıyor? Halkı kutuplaştırıyor, kamplaştırıyor. HDP'yi kapatma davası açmış durumda. HDP'yi kapatırsam, siyaset dışına itersem oradan halkı kutuplaştırırım ve yeniden iktidar olurum diye hesaplar yapıyor. Bu hesapları bozmak için asgari müştereklere buluşup halka huzur ve refah vaat eden bir program etrafında behemar buluşmalıyız. Bunu yapabilirsek emin olun ben çok büyük kazanacağımızı düşünüyorum ve bu iktidarı da hak ettiği yere, tarihin çöp sepetine atacağımızı düşünüyorum. Evet. Evet, yani bu önümüzdeki süreçte gerçekten enflasyon AKP kitlesini de çok ciddi şekilde sorgulamalara yönlendirecek gibi görünüyor. Bunun da mutlaka hem seçim takvimine hem seçim sonuçlarına büyük etkisi olacak gibi. Garopaylan, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Mustafa Hocam. Evet, bu haftalık da bu kadar. Hoşça kalın.